Bildiğiniz gibi 14 Mart Tıp Bayramı ve bu anlamda da biz yaklaşık son 10 yıldır bu Tıp Bayramı'nı hep öyle bayram olarak değil, mücadele günü olarak ne yazık ki kutluyoruz, anıyoruz. Bu 15 Mart'ta da bu 14 Mart çerçevesinde Ankara'da tüm sağlıkçıların bir araya geldiği bir miting organize edilecek. Ya ülkenin içinde bulunduğu durum, hani hem sağlık açısından hem genel sosyal siyasal açıdan bir kaos ortamı ne yazık ki. Tabii bunun sağlığa yansıması da hiç olumlu olmuyor. Çok ciddi bir şiddet vakası var sağlıkta. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak bu sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik daha önce hükümetle çeşitli defalar görüşmeye çalıştık ve özellikle hani iş yerleri şartlarında çalışma alanlarındaki düzenlemelerin yanı sıra iş yaşamanın belirli bir niteliğe bürünmesi dışında sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını istedik. Çünkü bugün ne yazık ki sağlıkta şiddeti yapanlar serbest bırakılıyorlar ve hiçbir yaptırımla karşı karşıya kalmıyorlar. Bu anlamda da biz hani bir yandan sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Diğer yandan da çalışma ortamının düzenlenmesini istiyoruz. Hem hekimlere hem diğer sağlık çalışanlarına daha nitelikli bir sağlık ortamı istiyoruz. Ama ne yazık ki bugüne kadar yapılmadı bu. Bu anlamda da biz işte 15 Mart'a kadar bir çalışma programı yaptık. Hatta esas çalışma programımız 17 Nisan'a kadar da uzayacak. Çünkü bir yandan 15 Mart'ta Ankara'da büyük bir beyaz miting yapacağız. Diğer yandan da 17 Nisan'da da Türkiye genelinde iş bırakma yapacağız ve yaklaşık 2 aydır bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii doğal olarak hani bu şiddet olayının Türkiye'ye yansıması da çok farklı oluyor. Hani sağlık ortamında ne varsa ne yazık ki Türkiye ortamında da o var. Bu anlamda da özellikle hani Suriye'deki savaşın Türkiye'ye yansıması sonucu işte daha dün 33 askerimiz şehit oldu. Bu anlamda biz TTB olarak o ailelere de başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz ama bizim acilen Suriye'den çekilmemiz gerekiyor. Kendi sınırlarımıza çekilmemiz gerekiyor. Kendi sınırlarımızda kendimizi korumamız gerekiyor. Bu politikadan, savaş politikasından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yurtta sulh, cihanda sulh diye bir ilkemiz olması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan da biz tüm bu yanlış politikalara karşı 15 Mart'ta Ankara'da olacağız. Savaş ortamı ne yazık ki bütün sorunları beraberinde getiriyor. Bunun en belirgin göstergelerinden bir tanesi ne yazık ki mülteci sorunu. Bugün Türkiye'de 3 milyon civarında, hatta 4 milyona yaklaşan bir mülteci nüfusunun olduğu söyleniyor. Hem Avrupa ve NATO ülkeleri hem Türkiye bu mülteci sorununu çok yanlış bir şekilde değerlendiriyor ve çok yanlış kullanıyor ne yazık ki. Türkiye'nin işte sınırlarımızın dışına atarız şeklindeki ifadeleri ne kadar yanlışsa Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin de bu mültecileri bir siyasi koz olarak kullanmasının ben o kadar yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ama hani savaşın kaçınılmaz sonuçlarından biri olduğu için bir yandan da bu mülteci sorunun böyle koz olarak kullanılmasının her iki taraf açısından da çok ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Savaş gerçekten bir halk sağlığı sorunu, TTB'nin de dediği gibi. Yani dün olduğu gibi bugün de yarın da barışı savunmaya devam edeceğiz. Ama savaş bir halk sağlığı sorunu iken savaşın yansımaları olan mülteci sorunu da diğer sorunlar da mutlaka halk sağlığına olumsuz yönde etkiliyor ne yazık ki. Evet, biz şimdi her ne kadar Türk Tabipleri Birliği önderliğinde bu sağlıkçıların bir mitingi olarak 15 Mart düşünülüyorsa da bütün kamu emekçilerini de diğer vatandaşları da bu mitinge biz destek vermeye çağırıyoruz. Yine aynı zamanda 17 Nisan'da yapacağımız iş bırakma eyleminde
halkımızın sağlık birimlerine şimdiden gelmeme konusunda kendilerini ayarlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Randevularını asla 17 Nisan'a almamaları gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki eylemlerimizde zaten biz halktan çok büyük destek gördük. Bu eylemde de haklılığımız nedeniyle çok büyük destek olacağını düşünüyoruz. Hem 15 Mart'ta Ankara'da buluşmak istiyoruz herkesle, hem de 17 Nisan'da alanlarda iş bırakarak buluşmayı hedefliyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz.